Herkese merhabalar, hayırlı günler, hayırlı cumalar dileyerek Okyanus Ötesi programına bu hafta da başlıyoruz. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya, oradan Türkiye'ye gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Niye güldüğünü biliyorum, artık seyircilerimiz de biliyor. O yüzden çok fazla detaya da girmek istemiyorum. Bilmeyenler bir önceki programlara Hayırlı cumalar bakabilirler. deyince aklımıza Egemen her cuma bir ayet sallaması geldiği için istemsiz olarak gülüyorum. Kusura bakma. Evet, yönetmen arkadaşımız bu hafta içinde bir video paylaştı, görmüşsündür. Gelinle damat fotoğraf çektiriyorlar. Video çeken arkadaş diyor ki gelinin kulağına bir şey söyler misin diyor. O da hayırlı cumalar diyor, hepsi yerlere yatıyorlar gülmekten. Egemen Bağış ne hale getirdi millet. Evet yani hayırlı Evet. cumalar demek bile şeye döndü, siyasi bir tartışmaya döndü maalesef. Birkaç şey oldu değil mi aslında bu 17-25'ten bu yana? Hayırlı cumalar onlardan biri. Bilal'i anlatır gibi anlat onlardan başka bir tanesi. Bubucuğum başka bir tanesi. Sıfırlama. Sıfırlama başka bir tanesi. Neler vardı başka şimdi hatırlayamadım da eğer seyircilerimizden de o günlere ait böyle akıllarda kazan şeyler varsa hatırlarlarsa lütfen yorumlar kısmını yazsınlar. Biz de tekrar hafızalarımızı tazelemiş oluruz. Şimdi istersen bulunduğumuz yerden Washington DC'den Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayalım. Önümüzdeki hafta sonu itibariyle seçimler olacak burada biliyorsun. Ara seçimler. İstersen bunu sen uzmanlık alanlardan iyi bildiğin alanlardan bir tanesi. Amerika'daki başkanlık seçimleri bu senato seçimleri 4 yılda bir başkanlık 2 yıl sonra her başkanlığın seçiminin ortasında 2 yıl arada senato seçimleri falan var. Biraz şöyle birkaç cümleyle bir özetler misin? Çok uzatmadan. Şimdi son düzlüğe girdik seçimler için. Bu hafta sonu hafta içerisinde malum seçim var ve seçimle birlikte artık şu an son düzlükteyiz diyebiliriz. Bu seçim başkanlık seçimi değil biliyorsun. 4 yılda bir başkanlık seçimi var. Aradaki 2 yıllarda da senato ve yerel valiler seçimleri var. Şey, senato temsilciler meclisinde ve valilerde seçimler var. Yani ara seçim. Bu ara seçimde senatörler ve temsilciler meclisinde seçimler olacak. Ve dediğim gibi valiler belirlenecek. Bu Amerika siyaseti için çok çok önemli bir seçim. Çünkü iktidardaki başkanın geleceğini de belirleyecek olan önemli göstergelerden bir tanesi. Çünkü Temsilciler Meclisi'nde ve Senato'da çoğunluk Cumhuriyetçilere geçerse Amerikan siyasetinde bayağı gergin bir dönem başlayacak. Çünkü şu anda Demokratlarda ama kıl payı bir önceliği var. Şimdi bu seçimde anketlere göre büyük ihtimalle Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerin yönetimine geçecek ki bu Biden yönetiminin çok başını ağrıtacak bir olay. Nedenini şimdi Senato'da benzeri bir durum var. Kıl payı bir durum söz konusu. Orada da Senato'da da eğer Cumhuriyetçiler iki kanadı da Kongre'nin iki kanadını da alırlarsa artık bayağı kabus dolu günler başlayacak demektir. Bu aynı zamanda Trump'ın dönüşüyle alakalı da büyük bir sinyal olabilir. Cumhuriyetçiler gücünü artırması durumunda. Çünkü Trump şu anda fiilen kampanya yapıyor. Mitinglere gidiyor. Desteklediği adaylar, valiler var. Onları desteklemek için mitingler yapıyor. Kürsüye çıkıyor. Mesela Iowa'ya gitti. Iowa en kritik illerden, eyaletlerden bir tanesi. Pensilvanya ilginçtir. Yani Pensilvanya Evet. bu seçimlerin en kilit yeri haline geliyor. Hatta dün bir espri konusu da oldu. Bütün gözler Pensilvanya'da diye Amerikan medyasında da haberler var. Herkes dönüp Pensilvanya'ya bakıyor. Nasıl olacak diye. Çünkü Obama olmak üzere sahaya indirdiler ve Pensilvanya bu kampanya yürütüyorlar. Pensilvanya'nın tabii özelliği daha var. Mehmet Öz yarışıyor. Cumhuriyetçiler için ve Demokrat rakibi önünde şu anda önde götürüyor. Tabii bu da ilginç bir sonuç doğurabilir. Mehmet Öz kuvvetle muhtemel Senato'ya gidecek. Bu da siyasete başka bir renk katmış olacak. Yani şöyle ifade edeyim. Her ne kadar başkanlık seçimi olmasa da ara seçimler çok çok önemli. Hem Biden'ın geleceği açısından önemli, hem Trump'ın gelip gelmeyeceği, cumhuriyetçilerin nasıl tavır sergileceği açısından önemli, hem de Temsilciler Meclisi'nde, özellikle Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğun cumhuriyetçilere geçmiş olmasının şöyle teknik bir özelliği var. Cumhuriyetçiler çoğunluğu ele geçerse komisyonları belirliyor, komisyon başkanlarını atıyor. Komisyonlar da başkanın başını ağrıtacak soruşturmaları açan yerler. Yani şöyle düşünelim. Mesela Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili bir sürü iddia vardı. Bunlar işleyemiyor çünkü şu anda demokratlar çoğunlukta. Ama Bu arada cumhuriyetçiler...
araya girip bir soru sormak istiyorum. Trump tabii geçtiğimiz seçimlerde Biden'a karşı kaybettiği için Biden'a karşı böyle özel olarak da bir şey biriktiriyor içinde gördüğümüz kadarıyla. Eğer ipler Trump'ın ya da onun ekibinin eline geçerse bunu sonuna kadar kullanmak isteyeceklerdir. Mutlaka hani Amerikan siyasetinde bir topal ördek tanımı var, lame duck. Bunun benzerinin daha güçlü olması bekleniyor. Yani şöyle, normalde bu tanım şey için kullanılır. İşte Kasım'daki seçim den Ocağa kadar olan dönem için kullanılır. Çünkü başkanlar Ocak'ta değişiyor Kasım'daki seçimden sonra. O aradaki kısa süre için başkana topal ördek denir. Yani gidiyorsun artık sembolik olarak oradasın şeklinde. Ama eğer bu ara seçimde Cumhuriyetçiler beklendiği gibi oylarını arttırırsa ve Biden'ı çok zorda bırakırlarsa, ki öyle olacağı gözüküyor, Biden'ın işi kalan 2 yılda çok daha zor. Tabii Biden tekrar aday olacak mı tartışması büyüyecek. Çünkü çok ciddi eleştiriler var Biden'a. Onay rakamları da düşüyor giderek. Çünkü yani hem ekonomideki göstergeler, dün de Merkez Bankası malum yüksek faiz arttırımı yaptı. Enflasyon yüksek. Amerikalılar için tabii yüksek rakamlar Türkiye ile kıyaslanacak şeyler değil ama Amerikalılar için hayatına dokunan şeyler, benzin fiyatları vesaire çok kritik. Bunlar da hepsi Biden için bir problem. Ve bütün bir şu anda bütün enerjilerini, yani düşünün Biden günlerdir miting yapıyor. Şu anda Batı yakasında Obama meydanlara indi, bizzat kampanya yürütüyor. Çünkü çoğunluğun cumhuriyetçilere geçmiş olması demek demokratlar için çok ciddi bir sıkıntı. Tabii bu seçimin önemli taraflarından birisi de valiler belirlenecek. Burada Amerika'da seçim sistemi içerisinde valiler çok önemli. Ki valiler daha sonra senato arkasından da başkanlığa doğru yürüyorlar. Yani valiler burada çok güçlü malum. Burada Florida valisi çok kritik bir isimde olacak. Belki de cumhuriyetçilerin gelecekteki başkan adayı olacak, belli değil. Böyle önemli valiler var. Şimdi onlar da siyasette ağırlıklarını koyacaklar. İlginç bir seçim, başa baş, hayli çekişmeli geçecek ve bir de şunu hatırlatayım, bazı izleyicilerimiz soruyor, niye bunlar hafta içerisinde salı günü seçim yapıyor şeklinde. Amerika enteresan bir ülke, Amerika'nın kuruluşundan bugüne kadar bu konularda ilginç kararlar alınmış. Mesela Amerika'da seçimler hafta sonu yapılmıyor, hafta içerisinde salı günleri yapılıyor, takip eden 2 salı da yapılıyor ve bunlar anayasal olarak belirli. Yani Amerika'da mesela erken seçim diye bir uygulama yok, erken seçime gidemiyorsunuz. Hani diyelim ki başkana bir şey oldu, başkan kaybetti, başkan yardımcısı devam ediyor. Ona da bir şey oldu. Ondan sonra sırasıyla belli, yani anayasada belli olan nadir ülkelerden bir tanesi seçim tarihlerinin belli olduğu. Dolayısıyla hani seçim tarihi değişir mi, erken alınır mı, geç olur, öyle bir seçenek yok. Kasım ayının ilk salısında 4 yılda bir başkan ve 4 yılda bir ara seçim olarak, yani ikiye böldüğün zaman rakamla karışmasın. Böylelikle hafta içerisinde salı günü seçimi yapıyorlar. Ha, neden salı günü? Amerikan tarihi hikayesi bu. Amerika'nın kuruluşunda biliyorsun din çok önemli bir faktör. Avrupa'dan kaçıp, baskıdan kaçıp gelenlerin kurduğu bir ülke sonuçta. Ve burada hafta sonları gelenleri de ilk gelenler genellikle malum çiftçiler, tarımla ilgilenen insanlar ilk geldiklerinde. Hafta sonları seçim olmamasının nedeni aslında tarıma dayalı bir yapı olması. Herkes hafta sonu bağda bahçede çiftte çalışıyor diye. İlk salıya koyuyorlar. Pazartesi de bir dini gerekçeyle gündemden düşüyor. Öyle bir magazinel boyutu da var. Yani dünyanın geri kalanının aksine Amerika niye salı günü seçim yapıyor? O işte 1770'lerden bu yana salı olarak kaldı, böyle devam ediyor. Evet, bu bilgiler de vermen iyi oldu. Şimdi dediğin gibi Biden Amerika'nın batı kısmına gitti. Oradaki artık oralar önemli kısımlar ve bu seçim öncesi son turu diyebiliriz. Kendi adayı var, Cumhuriyetçilerin adayı var. Hatta Cumhuriyetçi aday zannediyorum bir televizyon anchormeni, daha önce çoğu dünyasında çalışmış bir isim. Bunun karşısındaki adayla ilgili çalışmalarını Biden da bir taraftan yapıyor. Yani böyle siyaset aslında siyasetçilerin tamamen gündeminde, 24 saat gündeminde. Fakat Amerika'da normal halka baktığın zaman onlar sadece oy verme zamanı gideceklerse, ki o da Türkiye gibi ülkelerdeki kadar çok büyük bir oran değil. Sandıklara gidiyorlar ya da değişik yöntemlerle biliyorsun oylar kullanılıyor. Gidiyorlar, oy verme işlemlerini yapıyorlar. Sonrasında da normal günlük hallediyorlar. Bütün bunların dışında Amerika'da en çok ilgilendikleri konu ekonomi nereye gider? Mortgage faizleri yükselir mi, yükselmez mi? Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ne oluyor? Onlara bakıyorlar. Onun dışında siyasette çok da genel anlamda, bizim bildiğimiz anlamda uğraştıklarını söylemeyiz. Türkiye'yi düşünsene, şimdi kahvehanelere gidiyorsun. Bırak seçimi. Seçime yaklaşırken, seçimin sonrasında, aralarda
bir liderin konuşmasının arkasından, liderlerin kendi aralarındaki çatışmaların arkasından, neyse sürekli neredeyse yılın her günü kahvaneler, kafeteryalar, sokaklar, evlerdeki buluşmalarda her şey, bizim ülkelerde siyaset buralarda o kadar da olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi Burada devam edelim isterim. bu konuya dair. Bu seçimde yani Salı günü katılım rekoru kırılabilir. Normalde Amerikalılar seçimlere özellikle de federal bazdaki seçimlerde çok aktif değildirler. Seçime katılım Türkiye gibi ülkelere oranla oldukça azdır. Bunun istisnası bir önceki seçim oldu. Çünkü Trump Öyle evet. sayesinde oldu. Trump yüzünden insanlar Trump korkusundan sandığa gittiler. Zaten Biden'ın seçilme nedeni oydu. İnsanlar Biden'ı çok sevdiği için seçmediler. Trump'tan korktukları için seçtiler. Şimdi bu seçimde benzeri bir tablo var. Bu seçimde kadınlar rekoru kırabilir. Çünkü kürtaj tartışmaları sebebiyle bu konu bayağı ilginç bir hale geldi ve şu ana kadar bile ki biliyorsun Amerika'da erken oy kullanma sistemi var. Yani insanlar sadece son gün oy kullanmıyor. Şu anda da oy kullanılabiliyor. İnsanlar kayıtlı oldukları sandıklara gidip oyunu kullanıyorlar. Erken oy kullanma. Şu anda bile rekor kırıldı. Oldukça yüksek bir katılım var ve bu Amerikan tarihine girecek en büyük katılımlı ara seçim olacak gözüküyor. Bu yönüyle de ilginç. Özellikle kadınlar akın akın sandığa gidiyor. Çünkü biliyorsun Trump'ın atadığı anayasa mahkemeleri üyeleri 50 yıllık bir yasayı değiştirdi. Önemli bir tartışma, kürtaj yasakları. Bu meseleyle yönüyle birçok yönüyle çok ilginç. Ama senin dediğin noktaya bir ilave daha yapayım. Şöyle ki, Amerika'da insanlar neden çok fazla siyaset konuşmuyor? Nedeni şu, siyaset bir rant dağıtım aracı değil. Yani Türkiye'de siyasiler niye siyasete girer, niye siyaseti kurumlarında ele geçirir? Çünkü rant elde eder, haksız menfaat elde eder, para kazanır. Rantı yandaşlarına dağıtır. Amerika'da böyle bir şey yapılamadığı için siyasetin çok bir cazibesi yok. Yani adam sorunu şöyle biliyor. Hani bir sorun olduğu zaman yerel siyasetçiyle sorunu çözüyor. Valiler bu yüzden önemli. Yerel yöneticiler çok önemli. Ve insanlar kendi siyasetle ilgili olan ilişkisi bir rant paylaşımından falan değil. Zaten siyaset buna izin vermiyor. Çok sıkı denetimler söz konusu. Yani Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntıların, ekonomik skandalların herhalde %1 Amerika'da olmuş olsa siyaset 10 kere batar yani. Böyle bir tablo var. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela ben 2014'te Amerika'ya geldiğimde Virginia valisi vardı. Çok dikkat çekici bir tartışma oldu. Çünkü neden? 17-25'in hemen sonrasındaydı. Virginia'nın çok popüler bir valisi vardı ve vali bir saat hediye aldığı için iş adamından istifa etmek zorunda kaldı. Yani Amerika şimdi düşünseniz hani bizde 750 bin euroluk falan saatler falan işte Egemen Bağışlar'ın şey neydi? Zafer Çağlayanların saatleri, Zeyza Zarraplar vesaire öyle bir ülkeden gelmişsin. Geliyorsun geleceğin demokrat şey cumhuriyetçilerin geleceğin başkan adayı olarak gösterilen valisi işte bir hediye uçak bileti almış, bir tane hediye saat almış, istifa etmek zorunda kaldı ve yargılandı. Şimdi dolayısıyla ortalama insanın siyasete ilgisi çok fazla yok çünkü siyaset bir zenginleşme aracı değil. Siyaset bir rant paylaşım aracı değil. Böyle bir imkan olmadığı için insanların da siyaset gündemi çok yok. Böyle bu hediyeleşme, hediye alma, hediye verme, ondan dolayı siyasetin zarar görmesi gibi konularla alakalı hiçbir yorum yapmayacağım. Onu seyircilerimiz zaten kendi içinden yorumlarını yapıyorlardır. Bu kısmı geçelim. Resim değil, bir detay daha aktarayım. Şöyle hani işin magazinine kaçacak ama Amerikan başkanları Beyaz Saray'da oturdukları zaman genellikle para kaybederler. Zengin olmazlar, aksine para kaybederler. Daha çok emekli olduktan sonra, başkanlıktan ayrıldıktan sonra kitap falan yazarak o arada kaybettikleri parayı telafi ederler. Zengin olma noktası değil ama çünkü mesela Beyaz Saray'da kendi yedikleri yemeklerin parasını da kendileri ödemek zorunda. Başkanlık uçağına bindiklerinde kendisi ve ailesi dışında herhangi birisini alma şansları yok. Onların da paralarını ödemek zorunda kalıyor herkes, gazeteciler dahil olmak üzere. Yani düşünsene mesela geçen dönemde Başkan Trump Beyaz Saray'ın ki yani devasa bir bina değil biliyorsun. Kendisine bir tane kapalı alanda golf simülasyonu almıştı. Millet ayağa kalktı. Sen milletin parasıyla kendine golf simülasyonu mu aldın diye. Düşün yani Trump çıkardı kredi kartı dökümünü gösterdi. Kendi kredi kartımdan aldım kardeşim size ne diye şeklinde bir şeyi vardı yaklaşımı. 50 bin dolar. Hani Türkiye için lafı bile olmaz böyle rakamlar. Hani Amerikan başkanı oldum diye çok da zengin olmuyorsun. Aksine genelde para kaybediyorlar. İlginç bir şey. Orada kullandıkları bütün özel giderleri parasını ödemek zorundalar. Tabii Türkiye için komik falan diyorsun da bence doğru düşünmüyorsun. Türkiye'de şu anda ülkeyi yönetenler siyasetçi değil. Onlar ülkenin sahipleri. İstediklerini alırlar, istediklerini satarlar. Ülkeyle
arkadaşlar verirler. Öyle bakalım olaya lütfen şey yapmayalım. Şimdi şeye geçeceğim. Ne derler? Ukrayna'da böyle notlarımız arasında vardı. Gerçekten direnmeye devam ediyor Ukrayna. Çok gündemde yok ama Türkiye'nin gündeminde de çok yok. Fakat bir taraftan da orada bir savaş devam ediyor. Rusya böyle girdiğinde hemen birkaç haftada, belki bir ayın içinde istedikleri yerleri işgal edecek ve Kırım gibi Ukrayna'nın bütün topraklarını da kendisinin içine alacak gibi beklentisi vardı belki Rusya'nın. Ama aylar oldu, neredeyse yıl olacak. Ukrayna direniyor, ufak tefek bazı yerleri kaybediyor, sonrasında bazılarını geri alıyor. En son aldığım bir habere göre Rusya'nın elinde olan başka bir kasabayı da bu aralar Ukrayna geri alabilir diye söyleniyordu. Tabii Türkiye buradan önemli ölçüde aslında karlı çıktı. Bir taraftan Rusya ile ilişkiler, bir taraftan Batı ile ilişkiler. Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum itibariyle baktığında oradaki diplomasiyi Türkiye kendi lehine çevirmiş gibi gözüküyor. Bunlara kal diyeceğim bir şey var mı? Ya şöyle, tüm dünyanın, Amerika'dan baktığımızda da tüm dünyanın gözü tahıl anlaşmasındaydı. Malum Rusya tahıl anlaşmasından çekildi ki bu anlaşma da ay sonu bitiyor, yenilenmesi gerekiyor. Süresi çok azaldı ve dünyanın gözü buradaydı. Çünkü özellikle Afrika'da ve geri kalmış bazı ülkelerde çok ciddi bir kıtlık, açlık sorunu vardı. Ve Erdoğan kendi tabiriyle bir telefon etti ve sorunu çözdü. Dikkat edersen Erdoğan bunu öyle bir havayla anlattı ki parti grubu konuşmasında mecliste. Ben bir telefon ettim, Putin beni kırmadı, sorunu çözdü şeklinde anlattı. Hatta o kulisle meclisin kulis bölümünde yıllarca orada vakit geçirdim, biliyorsunuz. Oradaki her karonun ne kadar çapta olduğunu bile saymıştım bir ara beklerken o kulislerde. Orası öyle bir yer. Orada Erdoğan gazetecilere önce Biden'ı anlatacağım, sonra size anlatacağım dedi nasıl olduğunu. Tabii o çok dikkat çekici bir konuydu. Erdoğan için Biden gerçekten büyük bir yara. Çünkü Biden tarafından muhatap alınmamak, onunla istediği türde ilişki kuramamak Erdoğan'da bir yaraya dönüşmüş. Düşünsene, onu sorarken bile, yani insanlar şunu soruyorlar gazeteciler doğal olarak, Putin'i nasıl ikna ettiniz şeklinde bir soru geliyor. Erdoğan'ın cevabı şu: önce Biden'ı anlatayım, ondan sonra size de anlatırım şeklinde. Hani Biden bir şekilde Erdoğan'da bir yara, çünkü istediği gibi bir türlü iletişim kuramadı. Biden bir şekilde onu yok sayıyor, ignore ediyor. Böyle bir tablo karşısında da Erdoğan ciddi anlamda rahatsız. Ama şunu da ifade etmek lazım. Ya Putin, hani hep söylüyorum, AKP Moskova İl Başkanı gibi çalışıyor. Tam anlamıyla Erdoğan'a çalışıyor. Her şeyiyle birlikte. Yani düşünsene, dünyanın gözü tahıl anlaşmasında Putin anlaşmadan çekildim diyor. Ertesi gün Erdoğan arıyor. Tamam, Erdoğan aradı, hatırını mı kıracağım deyip anlaşmaya geri dönüyor. Hani böyle özetliyorum, tabii bu kadar basit değil ama bütün bunların hepsinin anlamı şu: Erdoğan'ı güçlendirmek. Daha önceki yayınlarda da hep anlattım. Muhalefetin artık çelik çomak oynamayı bırakıp şunu düşünmesi gerekiyor. Ya Putin bu kadar Türk seçimlerine dahil olmuşsa bu seçimleri manipüle etmek için neler yapacaklar? Bu seçimlerde Putin Erdoğan lehine sahaya inmişse bizi ne tür riskler bekliyor sorusuna kafa yormaları gerekiyor. Maalesef onlar çelik çomak oynamaya devam ediyorlar. Tabii gerekiyorlar kısmı bir tarafa ama şu yapmadıklarına bakarsan bir sürü Türkiye'nin bulunduğu durumla alakalı yeri göğü inletebilirler ve bunu yapmadılar. Ekonomiyle alakalı birçok şey söyleyebilirler, bunları söylemediler, söylemiyorlar. Arada tweet atıyorlar, böyle şey de olabilir mi, sizin nasıl vicdanınız var falan diye tweetler atıyorlar. Bak gördün, geçen hafta uyuşturucu meselesiyle alakalı Kılıçdaroğlu bir çıkış yaptı. O çıkışından sonra hükümet, İçişleri Bakanlığı, Süleyman Soylu pozisyon almak zorunda kaldı. Bir sürü operasyonlar vesaire, şunlar bunlar, editör masası programında da konuştuk. Aslında nereden neye dokunacağı belli fakat muhalefet ısrarla bunu yapmıyor. Tam anlamıyla yapmıyor demeyelim de ucundan tutarak yapıyor. Böyle yaptığı işlerin bir kısmı da hükümetin zaten işine gelen konular. Analiz etmesi, yorumlanması kolay olmayan durumlarla karşı karşıyayız aslında. Ya aslında çok basit bir tabloyla karşı karşıyayız. Nasıl bir basit bir tabloyla karşı? Şimdi Süleyman Soylu örneğinden girelim. Yani birazdan Kılıçdaroğlu Londra seyahatine de gideriz ama şimdi Süleyman Soylu, Suç İşleri Bakanı, sicili kabarık, yani her şeyiyle kabarık. İşte geçtiğimiz günlerde Ahmet Şık da anlatıyordu, Soylu Erdoğan'ı dinletiyor, Erdoğan Soylu'yu dinletiyor. Parti içerisinde böyle anormal güç mücadeleleri de var. Öbür taraftan MİT Müsteşarı ve Savunma Bakanı, aynı zamanda Genelkurmay'ı da nezaret ediyor biliyorsun, Hulusi Akar, milletvekili olup dokunulmazlık alma telaşına girmiş vaziyetteler.
şunu farkındalar. Yani iktidar zayıflıyor ve bu iktidarın zayıflaması halka oyunlarıyla örtülmeye çalışılıyor. İşte ya talk show'uyla, ne bileyim işte yeni yüzyıl şovlarıyla kapatmaya çalışıyorlar. Ama realite başka bir şekilde işliyor, başka bir denklemde işliyor. Şimdi böyle bir ortamda Süleyman Soylu ile ilgili sorulacak sonla suçlama varken muhalefet, şimdi Süleyman Soylu ekrana çıkıyor, elinde bir tane kırmızı defter almış. Şöyle defteri gösteriyor, içinde de ne var belli değil. Defterde diyor ki işte efendim FETÖ-Roma. Şimdi muhalefet önünüze bir top atıyorlar. Hani kedilerin önüne bir top atarsın, kedi onda oynar durur ya. Tam benzetmeyi benzetme olsun diye söylüyorum. Muhalefet ne yapıyor? Ya muhalefetin önüne bir tane top attı FETÖ-Roma diye. Dünden bu yana muhalefet işte CHP sözcüsü mecliste basın toplantısı düzenliyor, çıkıyor gidiyor. FETÖ-Roma'nın şeysin, FETÖ-Roma'nın şeysin, FETÖ-Roma'nın şahı sizsiniz falan diye dalga geçiyor. Şey, saldırılarda bulunuyor. Süleyman Soylu bıyık altından gülüyordur. Böyle kıs kıs gülüyordur. Neden? Ya çok basit bir iletişim kuralıdır. İktidarın diliyle iktidarla mücadele edemezsiniz. Bu faşizme mücadeledir. Yani solcu güya CHP'liler, güya sol tandans şeyi, literatürü biliyorlar. Ya faşizmle mücadelenin ilk temel kurallarının ilk kuralıdır. Yani faşizm iktidarın diliyle iktidarla mücadele edemez. Adam oradan size bir top atıyor. FETÖ-Roma diye bir dosya açıyor. İçinde ne olduğu belli değil. Bir tane kırmızı defter gösteriyor. Ya siz de onlar da dönüyorlar. Dönüyorlar işte FETÖ-Roma sensin, FETÖ-Roma sensin böyle gidiyorlar. Ya bu mudur yani? Edeceğiniz muhalefet bu mudur yani? Bu mudur şimdi? Orada boğazına kadar pisliğe batmış bir rejimin İçişleri Bakanı, fiilen Suç İşleri Bakanı, yerli ve milli Escobar'ımız ve muhalefetin cevabı ben oturdum saydım. Yani bugün CHP'nin meclisteki toplantısını izliyorum. Oturdum saydım. Herhalde bir 50 civarında FETÖ-Roma'nın lafı geçti. Yani artık böyle bir muhalefetle siz nasıl muhalefet yapacaksınız? İktidar nasıl rahatlıkla vurmaya devam edecek? Kuruyor işte. Çünkü adam önünüze bir top atıyor FETÖ-Roma diye. Siz onun peşinde koşturup duruyorsunuz. Yani sorulacak soru o mu? Yani Türkiye'de... Adem, bir şeylerin miladı var Türkiye'de. O miladın ne olduğunu tam bilmiyorum. Erdoğan'ın Yaşar Büyükanıt'la konuştuğu zaman mı, yoksa başka bir anlaşma mekanında kimsenin bilmediği bir yerde buluşup yaptıkları bir anlaşma sonrasını bilmiyorum. Ama 17-25'i hatırlarsın, muhalefet o kadar güzel muhaliflik yapıyordu ki, MHP'yi hatırlıyorsun değil mi? 17 saat, her gün saat 17-25'e gelince diyordu, işte bir uyarı bulunacağız, bir şey yapacağız diyordu. Saatini hatta Bahçeli galiba kendi odasındaki saati 17-25'e ayarlamıştı. Seslerini çok iyi duyuruyorlardı. Hatırlarsın gene Kemal Kılıçdaroğlu kendi grup toplantısında ses kayıtlarını dinletiyordu. Ve gerçekten toplumda çok önemli etkili şeyler yapıyordu muhalefet. Sonra ne olduysa bir yerde bir anlaşmaya vardılar. Bahçeli zaten 180 derece geriye döndü. Erdoğan'la alakalı bütün söyledikleri kayıtlarda arşivlerde duruyor. Bundan bırak Cumhurbaşkanlığı işte siyasetçi bile olmaz diye bir sürü şeyler söylüyordu. Kılıçdaroğlu'nun durumu zaten ortadaydı. CHP'nin pozisyonu belliydi. Ama şimdi artık muhalefeti bırakıp muhalefetmiş gibi bir pozisyon aldılar. Yani bilmediğimiz, görmediğimiz kapalı kapılar arasında aslında için bir yerde miladı olan bir anlaşmaya varmışlar gibi bir tabloyu zaten bütün açıklığıyla ortada görüyoruz. Ben öyle yorumluyorum. Ya şöyle düşün. Mesela şimdi dün AKP heyeti HDP'ye gitti değil mi? Son derece normal. Olması gereken bir şey. HDP, legal seçilmiş bir parti, mecliste temsil ediliyor. Ve şu anda kapatma riski altında. Erdoğan tarafından kapatılmaya çalışılıyor. Hani Anayasa Mahkemesi'nde ve hukuki bir süreç olduğunu kimse düşünmüyor herhalde değil mi? Öyle bir gündemimiz yok. Hani hangi öyle bir saftirik çıkıp da bu hukuki bir süreç diyemez. HDP'nin kapatılma projesi Erdoğan'ın projesi. Bir demokrasinin kılıcı gibi sallıyor üzerinde. Aynı zamanda HDP PKK deyip onu da CHP'ye ekleyip altılı masaya 7. ayak olarak onu ekliyor yıllardır. Aylardır. Ve sürekli oradan CHP'yi vuruyorlar. Altılı masayı vuruyorlar. Peki dün ne oldu? AKP HDP'ye gitti. Gayet de neşeli, gayet de keyifli bir şekilde sohbet ettiler. Hatta bugün başka bir komisyon görüntüsü vardı. Orada da birbirleriyle şakalaşıyorlardı. Gayet iyiydi. Bunlar zaten normali bu. Olması gereken bu. Hani bunları söylerken eleştirdiğim için söylemiyorum. HDP legal seçilmiş bir parti ve mecliste sizin onlarla görüşmek zorundasınız. Aksine altılı masa bileşenlerinin biz HDP ile yan yana gelmeyiz demesi çok büyük bir yanlış. O çok net bir şekilde eleştirilmesi gereken bir konu. HDP olmadan bu seçimi kazanamayacaklarını hala idrak edebilmiş değiller. Ve bu noktada şimdi o zaman soralım. Hani HDP ile görüşmek, PKK ile görüşmekse
Siz ne yapıyorsunuz? Normal şartlarda mesela bir muhalefetin çıkıp ya siz bunları diyorsunuz ama bugün de siz yapıyorsunuz aynı şeyi. Bu ne çelişki demesi gerekirken az önce söylüyorum işte 45 dakikalık bir basın toplantısının başından sonuna kadar FETÖ gitti bu CHP'liler. Yani artık bu kadar strateji bilmemek için herhalde ideolojik körlüğe sahip olmak lazım. Gerçekten ideolojik bir körlükleri var. Başka türlü izah edemiyorum ben. Evet. Evet. Yani doğru izah etmesi çok zor. Ama yaşadıklarımıza bakarsak Erdoğan'ın ekmeğine yağ süren birçok şey yapılıyor. Bunlara da bakmak lazım. Altılı Masa şimdi ne oldu? Altılı Masa en son 7. o. Haydar Başınoğlu'nu eklediler mi? Son durum nedir? Ben oraya kaçırdım galiba. Yani Haydar Başınoğlu, Hüseyin Baş'ın açıklamalarını izleyince ben bazen şöyle bir espri yapıyorum. Ya bu özgüvenin %1'i bende olsa herhalde bir bayağı bir şey olurum diye düşünüyorum. Yani böyle bir özgüven var. Nasıl oluyorsa bu özgüven. İşte Haydar Başınoğlu diyor ki Hüseyin Baş, bizi almazlarsa toplumlar oluşur falan diyor. Yani ya BTP'nin yani Haydar Baş'ın partisi ki biliyorsun bir tarikat partisidir aynı zamanda. Aldığı oy oranı herhalde yani Perinçek'in partisi ya da işte Gültekin Uysal'ın partisi, bunun partisi falan. Yani sen ben bir parti kursak herhalde o kadar oy alırız diye düşünüyorum. Yani hani böyle bir niyetim yok da espri olsun diye söyledim ama realite. Yani binde bilmem kaç oy alan bir partinin lideri beni almazsanız toplumsal infial oluşur falan diyor. Yani niye alsınlar? O ne yapsın? Ya bir de şöyle bir şey var ya. Şu anda Altılı Masa'nın gündemi BTP mi Allah aşkına? Günlerdir bunu tartışıyorlar. Yani bu mudur yani? Ya karşınızda seçime gidiyoruz. Dolu dışarı adam Rusya'ya girmiş. Anayasa referandumuna başörtüsü referandumu getirmeye planlıyor. Her türlü istismarı yapıyor. Seçimle ilgili her türlü istismarı dolu dizgin giden bir iktidar var. Onun karşısında Altılı Masa BTP gelsin mi gelmesin mi onu tartışıyor. Hayır gelse ne olacak? Yani eti ne budu ne? Yani bu kadar mı siyasi öngörüden uzaklar? Öbür tarafta Kılıçdaroğlu Londra'da. Hani tamam sonbaharda Londra güzeldir diyelim. Hani Amerika'ya geldin şimdi Londra'ya gittin. Niye gittin? Siyasi mesajı ne? Amerika zaten başlı başına bir problem bir seyahatti. Şimdi aynı şeyi Londra'da yapıyorsunuz. Ve muhalefetin diğer bileşenleri konuşacak konu hiç yok. Türkiye'nin hiçbir sorunu kalmadı. BTP katılsın mı katılmasın mı onu tartışıyor. Ve gerçekten akla ziyan işler. Evet öyle. Yani bu siyaset mevzusu valla çok tuhaf bir hal almaya başladı. Seçimlere bu kadar yaklaşırken Erdoğan ve ekibi şov üstünde şov yapıyor. Varank'ın şovunu gördün mü bu arada? Otomobile CNN Türk'ten bir tane. Yo bundan bahsetmiyorum. Bundan bahsetmiyorum. Başka bir. Bunlar evet böyle bir kolajmış bu galiba. Bunları almış öyle bir hız denemesi falan yapıyor. Bayağı keyifleri yerinde. Bakar mısın Varank? Yalnız Varank'ın teknoloji bakanı olduğu bir ülkeden bahsediyoruz ya. Başka bir mevzu evet. Bu. Ne olacak bilmiyorum bu konu. Şimdi dediğim şey şu gazetecilik okullarında gösterilmesi gereken bir gazetecilik nasıl yapılmaz konulu video. Yani siyasetçinin yanına oturup orada kakara kikiri işte bir otomobil reklamında yer almak. Yani siz bir otomobil reklamında kullanılıyorsunuz ve orada gazetecinin sorması gereken soru bu değil. Orada bu haber biz ne yaşadık falan gibi böyle çok tuhaf ifadelerde bulunuyor. Yani ya çok yazık ya çok yazık yani gerçekten çok yazık Türk Güvenliği adına utanç verici görüntüler. Evet bir de bu şimdi TOG falan seri üretim vesaire diyorlardı da sen gördün mü bilmiyorum. TOG'un fabrika mı artık orası bir tesis diyelim. İçinden bazı görüntüler paylaştılar. Bir orada çalışan birisi çekmiş. Galiba yasaktı ama herhalde o sosyal medyaya düşürmüş görüntüyü. Böyle boş büyük bir hangar diyelim. İçinde 2-3 tane araba otomobil var. Bunların dışında da bir şey yok. Yani muhtemelen bir yerde yaptırıp oraya getiriyorlar. Orada belki birkaç kasa masa bir şeyini toparlıyorlarsa öyle gibi bir şey anladım ben. Yoksa pardon eğer öyle bir line olsaydı böyle hani robotların falan çalıştığı bir line olsaydı onu böyle köpürte köpürte gösterirlerdi. Hiç öyle bir durum yok. Yani Erdoğan orada şov yapardı öyle bir line olsaydı kesinlikle de. Ama şöyle bir şey var. Yani üretim bantlarının olmaması dışında. Ya öyle bir algı oyunlarıyla oynuyoruz. Şey yapıyoruz ki ya şimdi yerli otomobil diye götürdüğünüz yerli ve milli dediğiniz TOG. İşte millet coşku içerisinde. Şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Tabana yapılan AKP propagandası. Binlerce konut yapılıyor. Herkese bir ev. İşte TOG geldi. Herkese TOG verecekler. Ya hayatında o arabaya sahip olamayacak AKP seçmeni dahil herkes hayal kuruyor. Erdoğan hayal satıyor şu anda. Yani 1 milyon liranın üzerinde bir rakama satılacak olan bir araçtan bahsediyoruz.
elektrikli bir araba ve alabilecek kaç kişi var? Ha, AKP'leri kendisi alır. Onlar zengin. Onlarda bir sıkıntı yok ama o geniş kitlelerin alma şansı zaten şu an gözükmüyor. Her şekilde yani kendi açısından başarılı bir şey oldu. İşte otomobil yaptık. Adam maketle oya seçim kazanmış bir partiden bahsediyoruz. Ya 2007'den bu yana bizim yerli uçağımız göklerde diyorlar ya. 2007'den bu yana henüz inemedi yere. Biz görünmezlik özelliği de var. Henüz görmedik. Ama yani otomobil meselesinde iyi bir şov yaptılar, evet. Evet, bu arada son birkaç haftadan bu yana Sabah gazetesi haftalık olarak özellikle İsveç'ten olmak üzere 5 tane gazeteci, bir tanesi Almanya'da, 3 tanesi İsveç'te, bir tane de eski emniyet müdürü Murat Çetiner'i böyle biz bulduk onları nerede yaşadıklarını falan diye haberler manşetlere çekti biliyorsun. Bu zaten artık gazetecilik falan değil, bildiğimiz bir istihbarat çalışması. Aynı zamanda insanları hedef gösterme, başkalarına hedef gösterme, çünkü fotoğraflarını paylaşıyorlar, otomobillerini paylaşıyorlar, onların plakalarını paylaşıyorlar, adreslerini paylaşıyorlar. Yaşadığı ev burası diyor ve o adresini de veriyor. Dolayısıyla gidin diyor, eğer varsa böyle bir... Efendim? Sadece o değil, rutinlerini paylaşıyor. Arkadaşların rutinlerini paylaşıyorlar. Yani şu saatte bu saatte köşeye döndü, markete gitti. İşte Levent örneğinde şurada sigara içmeye çıktı, şu saatte şunu yaptı. Ya bu yapılan gazetecilik değil, bu yapılan istihbarat faaliyeti ve hedef gösterme. Evet, bu haberi şimdi de tekrar görüntü getirebilir misiniz Zafer Bey? Bu haberi bir hafta önce yaptılar ve Murat Çetiner'in işte onlar kendilerine göre bir düşman bellemişler. Eski emniyet müdürü, şimdi İsveç'te yaşayan Murat Çetiner'i böyle fotoğraf verdiler. Şurada görüyorsunuz evinin fotoğrafı ve otomobilin fotoğrafı, adresi vesaire. Bugün ben de şimdi sabah kalkar kalkmaz gördüm Murat Çetin'in tweetinde otomobilim bu halde diyor. Abdurrahman Şimşek hedef gösterdiniz. Hedefiniz yerini buldu diyor. Şimdi işte size faturayı size mi göndereyim? Serhat Albayrak'ı mı göndereyim diyor. Otomobili taşla camı kırılmış. Olay nedir tabii daha net olarak bilmiyoruz ama birisi yaptıysa bu haberden sonra şaşılacak bir durum değil. Diğerleri için de aslında bu tehlike. Bu haberlerin amacı haber yapmak değil. Şimdi Murat Çetiner'in İsveç'te olduğu herkesin malumu, Levent Kenez'in, Bülent Keneş'in, Cevher'i Güven'in, diğer isimlerin, senin benim nerede olduğu belli. Hepimizin yeri yurdu belli. Kimse kaçak değil, kimse arazi değil, kimsenin illegal bir faaliyeti yok. Herkes meşru, herkes legal, herkes göz önünde. Hepimizin yeri yurdu belli ama bunları özellikle böyle gizli kapaklı çekiyorlar. İşte bulduk, aradık, 20 gün peşinde koştuk. Ya bir tane 5 yaşındaki çocuğa deseniz Google'dan 2 dakikada bulur adreslerimizi. Yani bunların hepsi kayıtlarda açık zaten. Kaldı ki yani böyle bir niyet olmadı da malum. Burada yapılmak istenen şey bizi suçlu insanlar gibi göstermeye çalışmak, kriminalize etme, ötekileştirme ve akabinde yandaşlarına ve tetikçi gruplarına hedef gösterme. Çünkü Abdurrahman Şimşek'in o haberlerindeki şey haber değil zaten. Bu istihbarat faaliyeti, istihbaratın desteğiyle yapılan işler bunlar. Ve burada ev adresini, araba plakalarını, sokaklarını, rutinlerini paylaşmaları bir takım güç ve çıkar gruplarına hedef göstermek. İşte bu hedefiniz bu. Hani atıl kurt hikayesi. Yani böyle bir hazırlık yapıyorlar, bu çalışma içerisindeler. Beni şaşırtan İsveç gibi bir ülkenin bu istihbarat faaliyetine göz yumması. Çünkü yapılan şey gazetecilik faaliyeti değil. Başka bir ülkenin istihbarat kurumu gelip senin kurduklarında istihbarat yapıyorsa bu egemenlik hakkıyla ilgili bir ihlali doğurur. Ve buna göz yummaları, bu dikkat çekici. Ben şaşırtıcı derecede rahat hareket ediyorlar. Ve işte şimdi de Murat Çetiner'in fotoğraf gösterdikleri evi, arabası saldırıya uğruyor. Ve bunun arkası gelecek mi? Ya bu saldırıların arkası gelebilir. Çünkü bu tip hedefleri zaten özellikle yapıyorlar. Ve bu hedefleri koyan insanlar sadece hedefi koymuyor. O taşı atacak insanı da buluyor. Onu da motive ediyor, yerleştiriyor. Çünkü biz bunu Türkiye'de örneklerini çok gördük. Yani biz sayısız örneğini yaşayarak gördük bunu. Türkiye tarihi bunların örnekleriyle dolu. Derin devlet operasyonlarıyla dolu. Sadece mesela Hrant Dink meslektaşımızdan hareketle söyleyeyim. Hürriyet gazetesi manşete çektiğinde, başka gazeteler hedefe koyduğunda sadece bunu yapmadılar. Aynı zamanda tetiği çekecek adamı da devlet eliyle yetiştirdiler. Bunun örneklerini yaptılar. Dolayısıyla bu tip haberlere böyle bir bütün olarak bakmak lazım. Sadece bir tane gazetecinin, sözde gazetecinin gidip fotoğraf çekmesi falan değil hadise. Gazeteci bir hafta içinde sadece İsveç'te
3 tane gazeteci ve bir tane de emniyet müdürünü takip edip onunla giriş çıkış saatlerini bekleyip oralardan fotoğraf çekecek. Evinin önünde belki günlerce duracak, sonra bunları fotoğraflayacak, biraz bilgi belge toplayacak. Bir kişinin yapması zaten mümkün olmayan konular. Bir ekip halinde çalışmışlar ve insanları her şeyin ötesinde, bütün haber maber zaten değil, her şeyin ötesinde direkt hedef gösteriyorlar. Onların başlarına bir şey geldiklerinde kendilerinin mutlaka hedef olacaklarını bilmeleri gerekir. Bunu da kayıtlara düşmekte fayda var diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Bir haber hatırlatması yapayım. Diyor, YouTube kanalında bir tane video çalışması yaptım. Uzun süre üzerinde çalıştığım bir dosyaydı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Hakan Fidan, muhalif gazetecileri, muhalif akademisyenleri kovalamak için, onları takip etmek için, yurt dışında taciz etmek için ekipler yollayacağına, kendi ekibi içerisinde neler oluyor ona baksın bence. Çünkü dün biraz bahsettim, onun daha başka alt ayakları da var. Yani devam edeceğim bir konu bu. Ya Milli İstihbarat Teşkilatı'nın içerisinde ekip savaşları var ve artık birbirlerine silah çekiyorlar. Öyle vahim iddialar, öyle vahim olaylar yaşanıyor ki, özellikle Suriye'de inanılmaz işler çevriliyor. Orada büyük bir yolsuzluk kanalı var. Ve orada gruplar birbirlerine silah çekiyor. Birbirlerinin içinde olduğu helikopterlere ateş açıyorlar. Hani bölgeden haber geliyor. İşte Türk helikopteri saldırıyor orada. Acaba gerçekten saldıranlar kimler? Büyük bir soru işareti bırakmak lazım. Acaba gerçekten iki Türk istihbarat görevlisi, biliyorsun MIT'in iki tane üst düzey ismi Kuzey Irak'ta 2017'deydi yanlış hatırlamıyorsam, yakalandı, PKK tarafından kaçırıldı. Yıllardır izleri yoktu. PKK, yani MIT öğretmen kaçırmak için, gazeteci kovalamak için bütün imkanlarını seferber ediyor da, iki tane üst düzey MIT yöneticisi PKK'nın elindeyken yıllardır ne yapıyorsunuz? Neden önemli? Şu açıdan çok önemli. Hani personel dışında, ya bugün Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı ile ilgili en yakası açılmadık bilgiler PKK'nın sitelerinde var. Açın okuyun, ben açtım okudum hepsini. PKK'nın sitelerine girin, bakın MIT'in yapılanması, kim kime bağlı, sorumlu, kim kimden bilgi alıyor, talimat alıyor, nasıl çalışıyor, hangi illerde neyi var, hepsi var. Bu da demektir ki o kaçırılan MIT personelleri konuşturulmuş. Konuşmaması zaten mümkün değil. Örgütün eline geçmişsiniz, konuştururlar adamı. Yani bugün Türkiye'de hiç kimse işkenceye karşı konuşmamazlık edemez. Herkesin dayanma direnci farklıdır. MIT de zaten çiftlikte işkence üssü kurdu. Aldığı insanları aylarca orada işkence yapıyor. Herkesin bir şekilde konuşturulduğunu herkes zaten tahmin edebilir. Şimdi öğretmen kaçır, gazeteci takip et. Bu işlerle uğraş ama öbür tarafta senin yöneticilerin PKK'nın elinde esir. Onları kurtarmak için yapılan operasyon, Gari operasyonu hatırlarsın 2021. Rezalet, 13 şehit verdik. Bir sürü skandal var. Bunlarla ilgili rezalet ortada. Bunların hesabını vermek yerine, 15 Temmuz'un hesabını vermek yerine yurt dışında gazeteci, öğretmen, akademisyen kovalıyorsunuz. Onları fotoğraflayıp hedef gösteriyorsunuz. Yani Türkiye'deki rejimin başka bir özeti tek başına bu yönüyle bile nasıl bir haydut devlet olduğumuzu, hani o rogue state dedikleri dünya literatürüne giren bir şey var. Haydut devletler. İşte haydut devlet böyle oluyor. Onlar dışarıda böyle haydut devleti yaparken içeride de yıkmadıkları, yakmadıkları kurum kalmadı. Adaletten eğitime, sağlıktan bütün sektörlere kadar. İşte şimdi sen de bahsediyorsun, MIT'i de bu hale getirmişler. Yani bunların hepsi bir ülke için önemli birimler, kurumlar. Fakat kendi hedefleri, kendi ideolojileri, kendi beklentileri, kendi menfaatleri için sadece bunlar olmayabilir. Başka şeyler de varsa ben de bilmiyorum. Ama bütün bunlar için kurumların altını milletin gözünün içine baka baka oyuyorlar. Sağlam bir şey bırakmadılar. Bırakmadıkları gibi gençlerin bütün geleceklerini de alıyorlar. Daha geçenlerde gördüm, bir haber var. 2300 tane doktor sadece bu hafta yurt dışında eğitim almak için başvurmuş, çıkmaya çalışıyor insanlar. Bu doktorlar 7 senede dünyanın en iyi tıp eğitimi verilen ülkelerinden bir tanesi Türkiye idi. Şimdi öyle mi bilmiyorum. Biliyorsun bütün gelişmiş ülkelere giden doktorlar oralarda parmakla gösteriyorlardı, Türkiye'de yetişen doktorlar. Onlar şimdi bu eğitimleri aldılar. İnsanlar kendisine, annesine, babasına, çocuklarına hizmet vermek yerine ülkeden kaçıp başkalarına için çalışmak için fırsat kolluyorlar. Onu orayı da bitirdiler. Bir taraftan da gençliği alt üst ettiler. Şimdi bir sabahleyin bir video gördüm. Bilmiyorum yönetmen arkadaşımız onu bulabilir mi? Bir genç var Antalya'da, diyor ki ben işte balliye bulaştım, uyuşturucuya bulaştım. Artık ölüyorum, ne olur bizi hayata kazandırın diyor. Biz insan değil miyiz? Bakın buralarda yaşıyoruz diyor. Şu elindeki şey bir yere döküyor böyle. Bak bu asitti bu diyor.
buraları nasıl mahvetti, bizi ne hale getiriyor, adım adım bizi öldürüyor ve biz ölmek istemiyoruz, hayatın içine karışmak istiyoruz diyor. Bu örneklerden bir tanesiydi. Belki bunun gibi on binlerce, yüz binlerce var. Gençlerin geldikleri durumda Türkiye'de ortada. Ayakta sağlam bir kurum bırakmadılar. Hepsini içten çökertler. Fakat bütün bunları yaparken de başka bir gölgeyle, bir sütreyle üzerini kapatmayı da başardılar. O yüzden dediğin nokta çok önemli. Bu MIT'i de bu hale getirdiler. Emniyeti de, askeri de. Askerin durumu ortada. Bir sürü zaten bunu zaman zaman konuştuk. Şimdi istersen toparlayalım. Bugünkü programı da eklemek istediğim şey var mı? Bahsettiğin konu çok önemli. Yani bu uyuşturucu o kadar yaygınlaştı ki. Şimdi iktidar, hani yerli ve milli Escobar'ımız var malum. Ve Türkiye tonlarca kokainin bir istasyonu haline geldi. Aynı zamanda bu sentetik uyuşturucular, met denen sentetik uyuşturucular o kadar kolay ulaşılabilir hale gelmiş durumda ki. Yani evet. Şimdi Kılıçdaroğlu çok doğru bir çıkış yaptı. Ben o videosunu çok doğru çıkış olarak görüyorum ama arkasını getirmedi. İlginç bir şeydir. Yani Kılıçdaroğlu'nun doğru çıkış yapıp yarım bıraktığı tonla iş var. Bunlardan bir tanesi de bu. Yani adalet yürüyüşü de böyle bir şeydi. Ya burada yapman gereken şey şuydu. Yani yoğun bir şekilde rakamları ortaya koyacaksın, örnekleri anlatacaksın. Ya Türkiye'de çok ciddi bir uyuşturucu sorunu var. Özellikle gençler arasında bu sentetik uyuşturucular çok yaygınlaştı. Çok kolay dağıtımı var, çok kolay ulaşılıyor. Ucuz bir malzeme olduğu için de kolay temin ediliyor. Hani bir kokain, eroin gibi değil. Bu sentetik maddeler çok kolay dağıtımda olan şeyler. Ve bu konular gerçekten Türkiye'de çok büyük toplumsal bir krizi beraberinde tetikliyorken ve muhalefet mesela çok doğru bir yere sayfa açıyor, arkasını getirmiyor. Ya burada istatistikleri, somut örnekleri, mağdurları, yaşanmış örnekleri göstermeniz gerekiyor. Çünkü iktidar bunu saklıyor. İktidar medyası bunları saklıyor. Ya sadece sosyal medya, Facebook'a ya da bir takım Instagram'a şuraya bakarak bile gençler arasındaki bu uyuşturucu yaygınlığının ne kadar yüksek olduğunu görebilirsiniz. Etrafınıza bir bakın. Liseli öğrencilerden, ortaokul öğrencilerinden met kullanımından bahsediyoruz. Bu ne kadar büyük bir sorun, ne kadar büyük bir tehlike. Ve böyle bir ortamda muhalefet bunları konuşmak yerine iktidarın attığı top peşinde koşup duruyor. FETÖ roman falan diye döndürüyorlar. Yani gerçekten akıl alır bir şey değil. Yani bunu ideolojik körlük dışında açıklayamıyorum ben. Senin bir şeyde bir notun daha var benim. Önemli bir not. Bence önemliydi. Bugün Almanya'da bir duruşma vardı. Önemli bir duruşma. Duruşmanın konusu Türk istihbaratına çalışan bir MIT görevlisinin, Türk istihbaratına çalışan birisinin Gülen cemaati mensupları ile ilgili fişleme yapıyordu ve bunları Türk istihbaratına aktarıyordu. O malum tutuklanmıştı, yargılanıyordu. İtirafçı olmuş, anlatmaya başlamış neler yaşadıklarını, neler yaptıklarını. Bu yarın bir gün bizim benzeri ülkelerde, yani Amerika'da nasıl Sezgin Baran Korkmaz var, Reza Zarrab var, başka örnekler var. Başka ülkelerden başka davalar olarak önümüze düşecek gözüküyor. Artık MIT adına yaptığı casusluklara itirafçı olup anlaşmış savcıyla. Bu da demektir ki Erdoğan rejiminin bu uzun kollarının nasıl çalıştığı, o ülkelerde nasıl faaliyetler yaptığı yarın bir gün resmi olarak mahkemelerde konuşulacak, gösterilecek ve arkasından tüm dünya medyasına çıkacak. Onu da takip edip izleyeceğiz. Bakalım neler anlatacaklar. Evet, enteresan bir gelişmeymiş. Kayıtlara girmesi açısından önemli olabilir. Bakalım neler söylemiş, ne yapıyorlarmış, nasıl ilişki kuruyorlar, neyi hedefliyorlar. Onları da belki bir şekilde ucundan öğrenmiş olabiliriz. Evet, tekrar teşekkürler. Bu arada hemen çok zaman olmadı. Yani bu son 24 saatin içinde İzmir'de de bir deprem oldu. Bazı görüntüler de yansıdı. İzmir'e de geçmiş olsun diyelim. İnsanlar zaten panikteler. Çok olmadı. Daha bir buçuk yıl içinde büyük bir deprem olmuştu. Ölülerin olduğu bir depremdi. İzmirliler zaten teyakkuz halinde. Bu sarsıntıdan sonra da gelen videolardan gördüğüm kadarıyla herkes tetikte ve korkuyor. Tekrar geçmiş olsun diyelim. Allah beterinden saklasın diyelim. Evet, Allah İzmir'i korusun, herkesi korusun. Ben ömrümdeki ilk depremi İzmir'de yaşamıştım. Benim için de öyle bir anısı var onun. Ege Üniversitesi'nde okumuştum ve ben Mersinliyim. Biz orada çok deprem olmuyordu ama İzmir'de ilk depremi yaşadığımda bayağı bir korkmuştum. Yüksek bir binadaydık. Birkaç kez yaşadım İzmir'de yaşadığım yıllarda. Gerçekten çok sıkıntılı bir süreç deprem. Allah korusun diyelim. Evet, depremler bazen 30 saniye 40 saniye falan sürüyor da insana o zaman 30 dakika gibi geliyor. Benim de yaşadığım depremler vardı. Allah muhafaza. Pekala. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Haftaya Cuma'ya inşallah görüşürüz. İttihar masasını kapattık mı? Çarşamba var daha.
Haftaya Cuma'ya okyanus ötesinde görüşürüz diye ben söylemiştim. Tamam, hadi yapalım. Görüşürüz. Önce çarşamba editör masası. Editör masasına gelen yorumlara da bakıyorum. Bayağı iyi yorumlar alıyorum. Sen de bakıyor musun yorumların altına? Videonun altındaki yorumlara. YouTube yayınlarının yorumlarını okuyorum. Bir kısmına cevap yazıyorum. İletişim önemli. Evet. İzleyicimizle iletişim önemli. Sanmasınlar ki biz oraya boşa yazıyoruz. Yazdıkları her şeyi okuyoruz. Endişeleri olmasın. Evet, bu önemli, bu önemli. Yazılanların okunması, bizim de bir şekilde onlardan etkilenmemiz zaman zaman tabii ki söz konusu. Onlara bakıyoruz. Bir taraftan da zaten yayınlarımız premier olarak yayınlandığı için yanında chat bölümü var. Orada da hatta bakıyorum programın dışında insanlar karşılıklı olarak birbirleriyle bazı konuları ne yapıyorlar? Münakaşa ediyorlar demeyeyim de. Tartışıyorlar diyeyim. Bakın, yani bunu biz yaptığımız için söylemiyorum. Dedim, buradan tekrar izleyicilerimizi hatırladım. Ya, Türkiye'de medya öyle bir hale getirildi. Özellikle bu sansür yasasından sonra zaten bitirilmişti. Sansür yasasıyla iyice artık dibini buldular. Ya, Türkiye'de şu anda kimse haber vermiyor. Kimse haber veremiyor. Çünkü haberi verdiğin anda, haberi versen bile, hani olur ya bir gazeteci hani biraz Mustafa Varank'ın tabiriyle yürek yemiş olsun diyelim. Onun öyle bir tabiri vardı ya, yürek mi yemiş bunlar, nasıl bir cesaret falan gibi. Diyelim ki öyle yaptı. Ya evet, önceki gün mesela çok güzel bir haber vardı. Çok iyi bir haber. İşte Erdoğan'ın oğlunun başında olduğu vakıfla Devlet Demiryolları'nın bir hızlı tren işiyle ilgili belgesi, ya yolsuzluğun belgesi, rüşvetin belgesi, taahhütnamenin belgesi. Haber çok güzel bir haber. Boşanma dosyasının içerisinden çıkıyor. Hikayesi de güzel. Ya haberle ilgili jet hızıyla yayın yasağı getirirler. Jet hızıyla. Hani zaten haberi hiçbir gazeteci yapamıyor. Olur da birisi yaparsa jet hızıyla yayın yasağı getiriyorlar. Ve mecliste konu gündeme gelip tartışılması gerekirken Zekeriya Kahraman şey diyor. Zekeriya Kahraman mıydı? Evet, Kahraman'dı söyledi. Kahraman'dı söyledi. Süleyman Kahraman. Süleyman diyor ki TOG'u durduramayacaksınız. Ya öbür tarafta adam size milyon dolarlık rüşvet şeyini soruyor. Cevabı şu. TOG'u durduramayacaksınız. Hızlı treni durduramadınız. Ya ne alakası var? Ama işte var yani maalesef. Kitlebi olunca. Şey, bir şey aklıma şey geldi. Bir tane çocuk yatağın altına kaçırmış. Annesi geliyor. Ne yaptın diyor da konuyu başka bir şey değiştiriyordu. Ne olduğunu unuttum da. Bunlar böyle. Altına kaçıran çocuk mesela. Yani maalesef. Bu yüzden şunu hatırlatmakla bitireyim. Yani bu yurt dışında olan gazetecilerin yaptığı yayınlar bu açıdan çok önemli. Yani abone olmak, izlemek size bir maliyeti yok. Bunu yaparak aslında Türk medyasının geleceğini de kurtarmış olabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, çok önemli, çok değerli görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böyle birlikte interaktivite içinde olmamız hepimiz için de iyi, hepimize de iyi geliyor. Görüşmek üzere diyelim tekrar. Hoşça kalın. Evet.